Ben PDP'den şu nekette narsa oldum ki kendi mülakat kılış, kim bilen kendi mülakat kılış, işte kendi topşuruş, topuş cerrahları. O dersler şunu narsa ki eğer siz okumasayız, öz üstünüzde işlemeseniz şunu kop gidiyiz. Ben en köp ki kendi cevap yaşayınız, az gidin. Çek şuna kadar cevaplar ki gel. En itibar verildiğin narsa nasıl tuhtap koması gerek, fakat devam etiş gerek. Topşuruş gerek, topşuruş gerek. Bari bir gün olacak. Ben bu yerga kelib, özümden kattalardan tecrübe öğrendim, en kattası. O bir narsani mesela çıkmadı ama ona kıdırış gerek, yok ki soruş gerek, uyarılmasına fakat soruş gerek. Hazır hiç kaç sahada hiç de yaramaz, yani dasturçilikte yap. Başlarım. Assalamu alaikum, benim ismim Tolkien Uşar Yorbek, yaşım 17'de. Dasturlaşka kızıkçım, tahminen 2 yıl aldım başlayken, özü yaşlıyımdan şu teknikaya kızıkken ben. Yani teknikanın içinden de ben, kendi mühendizim işte yaptı, şularga kızıkçı başlayken ben. Dasturlaşka birinci kızıkçım, bizim bir koştuğumuz bulardı, şu borgen, frontend yönelik boyunca borgen. Ve o kurs atardı, ne iş kıyandı. Şundan ki ben kızıkıp, özümüzde Farona'da oku merkezge var gelmek. Yani frontend yönelişi boyunca ve o yerde tahsil alıp, o yerde yakınlar. Toşin gelmek. Bu PDP'ni menge, bu yerde işleydi yani, özümde ekem tavsiye kıyan. Bu yerde birinci kegemde, kegemdeki tahsil alıp, öte başkaca bugün. Çünkü bu yerga kirishingiz bilan qandaydir boshqacha atmosfera, keyin dasturlash muhitiga kirganday bo'lasiz. Birinchi PDP'ga kelganimda o'zim men maqsadim Python o'qimoqchi edim, lekin Python'ga bootcamp kurslari yo'q bo'lgani uchun Python'ga yozilmadim va Java'ga yozildim. Java'ga yozildik va birinchi darsga kirdik. Birinchi dars o'ta zo'r o'tdi. Buni Alsharaka o'tgan. Birinchi modul Alsharaka o'tdi. Hop, Alsharakadan keyin Nurbekiga o'tdik. Nurbekidan keyin Jawohir aka oldi. Jawohir aka ozgina o'qitib Ahror akaga o'tdi. Asosiy bizga mentor Ahror aka bo'ldi. Ahror aka bizga hamma narsani o'rgatdi. O'zining tajribasidan kelib chiqib o'rgatdi. O'zimizning guruhimiz B25 bo'lgan va B25 bilan 3 oy o'qiganmiz. Shundan so'ng guruh 2ga bo'lingan. Sababi vaqt konflikt berib qo'ygan. Shunda biz B24 ga, yarimimiz B25 da qolganmiz. Biz B24 guruhimizda eng kichinasi men bo'lganman, chunki yoshim kichina. Men bu yerga kelib o'zimdan kattalardan tajriba o'rgandim, eng kattasi. Hop, keyin asosiy qiziqarli holatlarga keladigan bo'lsak, kurs yarimida kompyuterim buzilib qolgan. Bu kompyuterimni buzilish sababi suv to'kib qo'yganmiz. Shundan so'ng kompyutersiz qo'yganman. Shunda meni shu kursdoshlarim iloji boricha yordam bergan. Shularni hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Xo'p, bu yo'nalishga kirishimga menga eng asosiy sabab bu texnikaga qiziqishim bo'lgan. Xo'p, texnikaga qiziqishim sababli men birinchi frontendni o'rgandim. Undan so'ng bu yerga kirib JavaBackendni o'rgandim. Lekin hozir frontend bo'yicha frontend React bo'yicha junior frontend developer lavozimida ishlayapman. Hop, frontendni avval uncha yaxshi bilmasdim, ya'ni yuzaki bilardim. Bu yerga kelib, dasturlashni ichida qanday jarayon ketadi, nimalar bo'ladi degan hamma savolimga javob oldim. Buning uchun eng kattasi Ahror akaga rahmat, chunki biz kursning oxirida full stack loyihalar bilan shug'ullanganmiz, ya'ni backendini ham, frontendini ham o'zimiz qilganmiz. Shunda Ahror aka bizga, ya'ni frontenddan ham o'ta katta tajriba ulashgan. İlacı varca mentor ders öğretip durduğunda hiç kanaka dersi çalmazsan. Hemen o da uçurup, telefonlarını uçurup. Fakat mentor'a karış gerek. Çünkü sizge o da muhim derslerde yetiş mümkün. Bizde bitti minus bugün. Benim kompüterim bozulgen ve uşağına az yine üzülüş bugün. Lekin kursdaşlarım sebeple iplim gitgen mi? Hozirda dasturlashga birinchi navbatda o'zi pulni deb kirmaslik kerak. Agar pulni deb kirgan odamlar ko'pi, ya'ni yarimini tashlab ketadi. Dasturchi bo'lish uchun o'ta sabrli bo'lish kerak. Bir narsani masalan chiqmadi ama uni qidirish kerak yoki so'rash kerak. Uyalmasdan faqat so'rash kerak. Xo'p, dasturlash shunday narsaki, agar siz o'qimasangiz, o'z ustingizda ishlamasangiz shunday qolib ketasiz. Bunday bo'lmasa kerak. Har doim o'z ustida ishlab harakatda davom etish kerak. Bizi
guruhimiz bor edi. Guruhimizga bitta vakansiya tashlasa, guruhimizda 20 ta odam bo'lsa, 20 tamiz yozardik. Lekin ularda javobi har doim ko'rib chiqamiz yoki rad etildi. Menga eng ko'p kelgan javob yoshingiz ozgina kichik, shunaqa javoblar kelgan. Ba'zida Telegramdan ko'p yozganimizda HR'lar ya'ni o'sha HR'lar bizni bloklab qo'yardi. Boshqa akkaunt ochib, boshqa akkauntdan ham yozishni boshlardik. Hamma shunaqa qilardi. Biz ko'pincha OLX'dan qidirardik, HeadHunter'dan qidirardik. Shunaqa platformalardan ko'p qidirardik, lekin hozirgacha hech kimga javob kelmagan. Hammasi ko'rib chiqamiz yoki rad etildi. Xuddi shunday bo'ladi. Keyin bizdagi eng ko'p qidirilgan platforma bu Upwork. Upwork'dan 5 kishi ish olgan, hozir ular ishlayapti. Men ishimni bir aka bor edi. U bilan Telegram'da tanishganmiz. Uni ishlarini onlayn qilib borardim. Faqat tajriba uchun. Keyin u meni vakansiya borligi haqida aytdi va intervyuga chaqirdi. Intervyudan muvaffaqiyatli o'tib, kursni tamomlamasdan hozir ishga kirdim va hozir ishlayapman. Hech kim o'ylamasa kerak, ya'ni kursni bitiraman, men ishga kiraman. Hozir hech qaysi sohada ish tayyor emas, ya'ni dasturchilikda ham. Siz ish topishingiz uchun 6 oy, kamida 5 oy, 4 oy vaqt ketadi. Shunda siz hech ikkilanmasdan topshirish kerak. Ya'ni bu reject berdi, bunisiga topshirsam yana reject beradimi? Deb qo'rqmasdan hammasiga topshirish kerak. Chiqmagan jondan umid deydi-ku. Topshirsangiz, balki o'tib ketadi. Eng katta sizga minus bo'ladigan narsa bu tajriba. Ko'pchilik tajribangiz yo'q deydi, portfolioingiz yo'q deydi. Yoshi asosan menda yosh muammosi bo'lgan ko'pincha. Eng e'tibor beradigan narsamiz to'xtab qolmaslik kerak, faqat davom etish kerak. Topshirish kerak, topshirish kerak. Baribir kun olishadi. Men hozir Moliya institutida junior front-end developer lavozimida ishlayapman. Bizi jamoamiz o'ta katta, chunki u yerda har xil dasturchilar bor, deyarli hamma tilni bilishadi ular. Ulardan men o'ta katta tajriba olaman, bilmagan narsamni bemalol so'rashim mumkin. Meni ham ko'p dasturchilar xohlasa kerak. Meni maqsadim shu Silicon Valley'dagi kompaniyalarda ishlash va ularda tajriba orttirib, O'zbekistonga ularda tajribasini olib kirish. Hop, IT'ga kirib kelmasimdan oldin men inglischa o'qiyardim. Keyin shu hamma qatori universitetga topshirmoqchi bo'lganman. Lekin bu IT'ga kirganimdan so'ng qandaydir menda IQ oshdimi bilmayman. Hozir universitetga topshirish niyati yo'q. Dasturlar sizni IQ darajangizni oshiradi. Shuning uchun dasturchilar har tomonlama o'ylaydi. Bir vaziyat bo'lsa, siz uni har tomonlama o'ylaysiz agar dasturchi bo'lsangiz. Undan PDP degan savolga shunday javob bersa bo'ladi. PDP'ga kirgan odam biladi. Buni eshikdan kirishingiz bilan qandaydir boshqacha atmosfera, IT sohasiga kirganday bo'lasiz. Keyin bu yerdagi darslarni o'tirish stili sizga ish jarayonida kerak bo'ladigan barcha narsalar o'tiladi. Undan tashqari mentorlar o'zining tajribasidan kelib chiqqan holda ham sizga katta bilimlar beradi. Bu yerning eng katta plus tomoni mentorlarning kuchliligi va tajribaga egaligi. Avvalo bu yutuqlarga erishish uchun ota-onam va undan keyin men hamma ustozlarim avvalo PDP. Men PDP'dan shunday katta narsa oldimki, qanday muloqot qilish, kim bilan qanday muloqot qilish, ishga qanday topshirish, topish jarayonlari xuddi shular haqida o'ta katta ma'lumot oldim va hamma mentorlarimizga, xususan Ahror akaga juda katta rahmat aytaman. Chunki ular bizga mentor emas, kak do'stiday munosabatda bo'lib, o'zidagi bor bilimlarni, keyin tajribalarni bizga ulashgan.